Bilindiği üzere İmralı F tipi yüksek güvenlikli hapishanesinde tutulmakta bulunan Sayın Abdullah Öcalan, Sayın Ömer Hayri Konar, Sayın Hamile Yıldırım ve Sayın Veksi Aktaş'ın avukatları ile görüşmesi hukuka aykırı bir şekilde engellenmektedir. Daha önce de defalarca gündeme aldığımız ve sizleri bilgilendirdiğimiz gibi Sayın Öcalan ile 7 Ağustos 2019 tarihinden beri diğer tutsakların Sayın Veksi Aktaş, Sayın Hamile Yıldırım ve Sayın Ömer Hayri Konar'ın ise İmralı Adası'na nakledildikleri 2015 yılından bugüne kadar avukatları ile görüşmelerine izin verilmemiştir. Avukat görüş yasağı 27 Temmuz 2011 yılından 2 Mayıs 2019 tarihine dek 8 yıl boyunca kesintisiz biçimde devam ettirilmiş olup 2019 yılında 5 defa avukat görüşmesi gerçekleştirilmiş ve 7 Ağustos 2019 tarihli son avukat görüşü sonrası kesintisiz yasaklama uygulamasına yeniden başlanılmıştır. Süreç içerisinde CPT İmralı Cezaevine 2019 yılında yapmış olduğu ziyarete dair 5 Ağustos 2020 tarihinde açıkladığı raporunda Öcalan ve diğer 3 tutsağın dış dünyayla temaslarında tam bir yasak halinin uygulandığını, bu durumun bir tür mutlak iletişimsizlik olduğunu değerlendirmiştir. CPT yaptığı değerlendirmede böyle bir durumun kabul edilemez olduğunu ve ilgili uluslararası insan hakları belgelerine ve standartlarına aykırılığını belirtmiştir. İmralı hapishanesine avukat ziyaretinin yasaklanması, 5275 sayılı infaz yasasını açıkça ihlal etmekle kalmayıp uluslararası kurallara ve insan hakları sözleşmelerine aykırıdır. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki devletler tutuklu ve hükümlülerin kimliklerine ve cezalarının niteliğine bakılmaksızın haklarını kullanmalarını güvence altına almakla yükümlüdür. Türkiye bu yükümlülükten azade değildir. Yerel ve uluslararası hukuk ve etik kuralları uyarınca avukatlar, hiçbir baskı, engelleme, taciz veya yolsuz bir müdahaleyle karşılaşmadan mesleki faaliyetlerini yerine getirebilmeli ve müvekkilleriyle görüşebilmelerinin sağlanması gerekmektedir. Biz avukatlar bu kurallara riayet edilmesi talebiyle hukuki, kanuni ve meşru olmayan yasaklama ve kısıtlama kararları ile yaratılan haber alamama durumuna karşı Türkiye çapında 29 baroya kayıtlı 775 avukat olarak 2022 yılında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve İmralı Cezaevi İdaresi'ne başvurarak avukat ziyaretlerinin bir an önce gerçekleştirilmesine yönelik talepte bulunmuştuk. İçlerinde baro başkanlarının da bulunduğu yüzlerce avukatın 2022 yılında yapmış olduğu başvuruya herhangi bir yanıt verilmedi. Akabinde Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 22 farklı ülkeden 350 avukat 14 Eylül 2022 tarihinde, Orta Doğu'dan 756 avukat 19 Eylül 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunarak İmralı Ada Hapishanesi'nde bulunan tutsaklarla görüşmek istemiş ve süre gelen ihlal durumlarına son verilmesi talebinde bulunmuştur. Ancak bu talepler de yanıtsız bırakılmıştır. Avukatların uzun süredir tecrite ve savunma hakkı ihlaline yönelik gösterdikleri çabanın esasen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde ve kurallarla koruma altına alınmış olan hakların uygulanmasının bir mücadelesi olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bugün de bu gerekçelerle İmralı'da tutulan Sayın Abdullah Öcalan, Sayın Ömer Hayri Konar, Sayın Hamile Yıldırım ve Sayın Veysi Aktaş ile görüşme talepli başvurumuzu Adalet Bakanlığı'na gönderdiğimizi sizlerle paylaşmak isteriz. 35 barodan 1330 avukat olarak süre gelen bu hukuksuzluğa son verilmesi talebimizi tekrar ediyor. Adalet Bakanlığı'ndan bir an önce İmralı'da avukat görüşünün gerçekleştirilmesini talep ediyoruz.